Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, hakikaten çok güzel bir video hazırladım. Çünkü konuşan diyor ki net cümlelerle gitmek lazım. Olay bu ya. Münafıklığa gerek yok kardeşim. Net cümleyle gideceksiniz. Net. Kısa, net, öz. Cümleni söyleyeceksin. Çekinmeyeceksin. Adam kendinden o kadar emin ki. Bakın arkadaşlar. Lütfen çok dikkatli, can kulağıyla dinleyin ve yapılan hileyi görün. Yapılan sahtekarlığı görün. Yapılan din düşmanlığını görün. Atılan iftiraları görün. Allah aşkına. Allah rızası için. Lütfen farkına varın. Farkına varın. Öyle basit hatalar değil bunlar. Ve hata değil. Kasıtlı. Adamda kasıt var. Kasıt. Bakın. Açık, net cümlelerle dobra dobra adam ne diyor bize? Hakikaten adam çok net. Bakın, net net konuşalım. Madem öyle, dökelim kucağımızdaki taşları. Buyurun. Bu Kur'an'ın yön yapısı var. Sadece Kur'an bize yeter diyen, bu direkt dinsizliktir. Kur'an bize... Duydunuz mu? Direkt dinsizliktir. Kur'an bize yeter, direkt dinsizliktir. Aslında bir parça doğru. Neden? Onların dininden değiliz. Çünkü kendisinin mevcut bir dini var. Ben Kur'an bana yeter diyen birisi olarak elhamdülillah bu adamla aynı dinden değilim. Rabbime şükür. Bana Kur'an yeter. Bu adamla aynı dinden değilim. Neden biliyor musunuz? Bunlar Allah'ın ayetlerini saklayan, değiştiren, içine ilave eden ve içinden çıkartan zalimler. Onun için bu insanlarla ben aynı dinden değilim. Net. Zaten kendisi de net konuşuyor. Bize yeter. Kur'an bize yetiyorsa Kur'an-ı Kerim namazı kılın diyor. Hı. Sabah namazının farzı iki rekat yok. Hı. Kur'an-ı Kerim daha basit bir ifadeyle ya eyyühellezine amenu ey iman edin idâ nûdiye lissalâti min yevmil cuma. Cuma günü namaza çağrıldığınız vakit yani cumaya gidin. Şimdi cuma günü diyor. Burada öğlenin vakti demiyor ayette. Biz cuma günü cuma namazını ne zaman kılacağız? Kur'an... Evet. Şimdi arkadaşlar bu adamın yaptığı hileyi, Kur'an düşmanlığını size ifşa ediyorum ve ispat ediyorum. Hazır mısınız? Okuduğu ayet 62'ye 9. Cuma suresinin 9. ayeti. Peki hakikaten ayet böyle mi diyor? Tabi o namazı soruyorlar. Onlar zaten sabahtan beri namaz, her zaman namaz soruyorlar da namazla ilgili soruyu ayrı soracağım. Şimdi cuma ile ilgili verdiği ayete bakın. Dikkatle dinleyin. Namaza çağrıldığınız vakit yani cumaya gidin. Şimdi cuma günü diyor. Burada öğlenin vakti demiyor ayette. Biz cuma günü cuma namazını ne zaman kılacağız? Kur'an. Peki arkadaşlar, ayetin içinde işinizi bırakın da gelini niye saklıyor? Ticaretinizi bırakın da gelin kısmını niye saklıyor? Neden saklıyor bu zalim? Anlıyorsunuz değil mi? Bakın. 62'ye 9. Açın kontrol edin. Bana da güvenmeyin. Açın kontrol edin. Allah ayeti kerimede cuma günü çağrıldığınız zaman işinizi bırakın gelin diyor. Peki bu adam orayı neden saklıyor? Buyurun. Kur'an-ı Kerim daha basit bir ifadeyle ya eyyühellezine amenu ey iman edin idâ nûdiye lissalâti min yevmil cuma. Cuma günü namaza çağrıldığınız vakit yani cumaya gidin. Şimdi cuma günü diyor. Burada öğlenin vakti demiyor ayette. Biz cuma günü cuma namazını ne zaman kılacağız? Kur'an bize yeter diyen dinsizlere soruyorum. Evet. Bakın zerre kadar onlara şu veya demiyorum. Direkt dinsiz herif. Kur'an-ı Kerim. Evet. Şimdi bunun dinsiz dediği benim cevap veriyorum. Allah 62'ye 9'da Cuma suresi 9. ayette işlerinizi bırakın gelin diyor. Sabah namazında iş yeri bırakılıp Cuma'ya gidilir mi? Sabah namazı. İlkindi, akşam, yatsı. Hangisinde iş bırakılıp gidilir? Ve tekrar döndüğünüzde de yine işinize döneceksiniz. Cuma 10. 62'ye 10. 62'ye 9. İşinizi bırakın, gelin diyor, 10, tekrar işinize dönün diyor. Hangi vakit oldu bu?
Hani sen Buhari'ye gidip sidik içeceksin ya. Sen Tirmizi'ye gidip ayetin hükmünü kaldıracaksın ya. Sen Davut'a gidip ıskatı salat namazın parasını alacaksın ya. Onun için saklıyorlar arkadaşlar. Allah Cuma suresi 9. ayette işlerinizi bırakın gelin. 10. ayette de tekrar işinize dönün diyor. Ticaretinize dönün diyor. Nasıl anlarsınız? Peki bu gördüğünüz bize dinsiz dinsiz diye bağıra bağıra söyleyen adam. Önce Arapçasını okuyor sonra mealini veriyor. Peki neden işinizi bırakın gelin sonra tekrar işinize tekrar geri dönün demiyor? Neden biliyor musunuz? Eğer bunu derse vakit belli olacak, günün tam ortası. İşini bırakıp gidersin, tekrar döner işine gelirsin. Bakın şu anda Ağustos'un 23'ü. İlkindi namazı 16.48, 16.49 olması lazım. Yani 17 diyelim, saat 5. Gördünüz mü? Dünyanın neresine giderseniz gidin, işinizi bırakıp namaza gideceksiniz, sonra namazdan sonra da tekrar işinize dönecekseniz, aklın yolu birdir, günün ortasıdır. Ama sizin derdiniz o değil. Sizin derdiniz Buhari'ye gitmek. Yoksa Cuma'nın vaktini herkes zaten biliyor. Hadise de gerek yok. Ayet ortada. Ama sizin amacınız üzüm yemek değil. Sizin amacınız bağcıyı dövmek. Sabah namazının bana kaç rekat olduğunu Kur'an'dan göster. Yok. Rekat Kur'an'da yok. Peki Kur'an'da olana uyuyor musun? Mesela İsra suresi 110. ayet. 17. surenin 110. ayeti namazın sesini anlatır ve namazın sesini kısmak yasaktır. Bakın İsra 110. Açın kontrol edin. Bana da güvenmeyin. Açın kontrol edin. Artık okuyun şu kitabı ya. Allah'ın biricik Kur'an'ına artık biraz saygı duyun. Nereden geldiğini, kimden geldiğini farkına varın ve açın okuyun. Adam bize hakaret ediyor. Hiç önemli değil. Siz okuyun. Ayet diyor ki, salatında çok bağırma, çok da gizleme, ikisinin arası bir yol tut. Şimdi biz dinsiziz, bunlar dinliler. Dinlilere soruyorum. Ayet ortada. Neden sessiz namaz kılıyorsunuz? Namazların son iki rekatları sessiz. Akşam namazında üçüncü rekatı sessiz. Ayet burada. Kur'an'da yok diye hadise gidenlere söylüyorum. Kur'an'da yok diye sünnet mecburuz diyenlere söylüyorum. Kur'an'da var. Olanı neden uygulamıyorsun? Olmayanı getiriyorsun. E olanı niye uygulamıyorsun? Neden sessiz namaz kılıyorsunuz? Verilen cevap, Müslümanların sayısı çok azmış. Müşrikler duyar gelirse Müslümanları öldürürlermiş. Zaten 40 kişi bile değil. İslam yeryüzünden silinir diye Resul bu namazları sessiz kılmış. İyi, çok güzel. Peki neden devam etmiş? Neden devam etmiş? Namaz halen sessiz kılınıyor iken Bilal-i Habeş çıkıp nasıl ezan okumuş? Bağıra bağıra ezan okuyorsun. Müşrikler duyar diye içinden namaz kılıyorsun. Sessiz namaz kılıyorsun içinden okuyarak. İşte bunlar buna inananlar. Allah Zülcelal namazın sesini söylediği halde sağlam hadis ayeti iptal eder. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır felsefesiyle bu adamlar halen daha mermerden ayakkabılıkları yapılmış, yüz binlerce liraya avizeleri takılmış o şaşalı camilerimizde halen içinden namaz kılıyor. Neden? İsra 110'u neden hükümsüz yapıyorsunuz? Ya. Şimdi bakın devam ediyor. Burada da durmuyor. Bakın ne diyor? Kendisi tefsir yazıyormuş. Arada reklam da var ve söylediğine bakın. Yani bize yetiyorsa söylem gayet güzel gibi görünüyor. Kur'an bize yeter. Aslında bu cümle hakikaten çok yani utanarak söylüyorlar. Kur'an bize yeter. Çok güzel bir cümleymiş. Hayır arkadaşlar, çok doğru bir cümle. Ama
o kelimeyi kullanmaya cesaret edemiyorlar. Kur'an bize yeter. Çok güzel bir cümle diyor. Hayır kardeşim, münafıklık yapıyorlar. Kur'an bize yeter. Çok doğru bir cümle. Tabii doğru olduğu için de güzel. Ama hazmetmesi zor. Kolay değil. Çünkü meslekler elden gider. Peygamber bypass ediyor. Bu ne demek ya bu? Allah bana itaat edin, Habibime itaat edin diyor. Kur'an-ı Kerim'de binlerce ayet var. Duydunuz mu arkadaşlar? Allah bana itaat edin, Habibime itaat edin diyormuş. Binlerce ayet varmış. Hakikaten bu insanlar çok zalim ya. Hakikaten çok zalim. Bununla ilgili çok video var tabi de dostlar. Lütfen Kur'an'ınızı açın okuyun. Ve Habibim nerede bir gösterin. Habibim nerede bir gösterin. Nebi'yi saklıyorlar. Resulü saklıyorlar. Peygamber yazıyorlar. Artık o da kesmiyor. Yanına Habibimi de yazıyorlar. Nebi Resul farkını biraz araştırın. Neden Nebi'ye itaat edin diye bir ayet yok. Nebi size ne veriyorsa alın. Allah'a ve Nebi'ye itaat edin. Allah ve Nebisi diye neden emir gelmiyor da Allah ve Resulü diye geliyor? Ve bu gördüğünüz insanlar kendilerini uyanık zannediyorlar. Resul yazan yere de, Nebi yazan yere de peygamber yazıyorlar. Hakikati saklamak için. Biraz önce nasıl Cuma suresi 9. ayette hile yapıyorsa, adamlar bu hileyi her ayette yapıyorlar. Her surede yapıyorlar. Ya ilave ediyorlar ya çıkartıyorlar. Orada ticaretinizi bırakın gelini saklıyor. Burada olmayan Habibimi yapıştırıyor. Adamlar gayet de rahat biliyor musunuz? Vicdanları da rahat, içleri de rahat. Çünkü orada ne görürse görsün kalpten Habibim olarak okuyor. Sizi hadise muhtaç etmek için de ticaretinizi bırakın gelin, işinizi bırakın gelini saklıyor. Bu kaza değil arkadaşlar. Bakın kaza olmadığını kendisini tarif ederken söylüyor. Yanlışlıkla söylenmiş bir vaaz değil bu. Bu planlı. 5-10 tane değil. Her adı Allah'a ve atı Resul diyor. Madem Kur'an yetiyor. Bak Arapçasını söylerken Resulü mecburen söylüyor. Arapçasında Resulü söylüyorsun da insanlara videoda söylerken niye Habibimi yapıştırıyorsun? Diyorsa beyefendi demiyorum dinsiz. Benzin. Cuma'yı hangi saatte kılacağız? Senin isim neydi muhtemelen? Hasan. Yarın görüşelim. Saat kaçı anladın şimdi? Yarın görüşelim dediğim zaman. Hangi saat anladınız? Sabah 4:30 anladı. Sabah namazında. 4:30'da buluşacaksınız. Siz cevap verin. Hangi saat anladı? Yarın görüşelim. Saat yok ki. Cuma günü Cuma'yı kılın. Hangi saat kılacağız? Ha buyurun çıkart Kur'an-ı Kerim'den. Başka bir ayet yok. Ya böyle bir... Sanki sahabenin kolunda seyko saatler var. Onlar sanki saat söylüyor. Şey ya, adamlar bunu ciddi savunuyorlar. Hoca Kur'an'dan bahsediyor. Ben tefsir yapan bir insanım ya. Bak gördünüz mü? Tefsir yapan bir insan. Bakın. Tefsir yapan bir insan. Ve arkadaşlar benim görevim sadece göstermek. Karar sizin. Kızan yine kızsın. Küfür eden yine küfür etsin. Adam size Cuma suresi 9. ayeti okuyor. Ve içindeki kritik kelimeleri saklıyor. Cuma ondan hiç bahsetmiyor. Ve karar sizin arkadaşlar. İsterseniz Kur'an yeter dersiniz. İsterseniz bu adamların neden Kur'an yetmez dediklerini anlarsınız. Neden Kur'an yetmez diyorlar. 50 tane tefsire bakıyorum ben. Şimdi tefsirden kalktım. Buraya geldim. Adam. 50 tane tefsire bakıyorum diyor. Haklı. Neden biliyor musunuz? 50'si de farklı. Mesela şöyle bir cümle kursa. Hakikaten ben düşünürüm. Ya işte İslam tarihinin bir tane tefsiri var. Ben ona bakıyorum, faydalanıyorum. Çok iyi. İyi de adam 50 tane tefsire bakıyor. Neden? Çünkü 50 kişi kendi anladığını yazmış. 50 kişi ayet okumuş, anladığını tefsir etmiş. Kendi anladığını. Onun için 50 çeşit tefsire bakıyor. Kendi yazdığı da 51. tefsir olacak zaten. Lan bana Kur'an'dan bahsetti. Ömründe bir tane ayet tefsiri yaptım yok. Hayatım tefsirle geçiyor. Ya. 50 tane tefsire bakıyorum. Ya cehalet dibe vurdu. Bir acayip bir şey. Tabii. Ama bu projeyi sürdüren İngiliz'in paravan şirketleri görüntüsünde, hoca görüntüsünde müsveddeler de var. Allah. Görüyor musunuz iddiaları? Zanna bakın zanna. Müslüman zandan kaçınır.
Suizanlar, hüsnü zanlar. Adam ne kadar rahat görüyor musunuz? İthamlara bakın. İngiliz paravan şirketi hocalar. Vay be. Baş yerlerini başlarına çevirsin. Hı. Bu dinsizliği benim ülkede tutturamazsın. Net cümlelerle gitmek lazım. Bakın burası çok güzel. Net cümlelerle gitmek lazım. Bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Net cümlelerle gitmek lazım diyordu. Hakikaten haklı. Net cümlelerle. Böyle bir şey yok. Benim ülkemde diyor böyle yapamazsınız diyor. Adam ayetin içindeki kelimeleri saklıyor. Olmayan kelimeleri ayetmiş gibi veriyor. Kendisinin de tefsir yazdığını söylüyor. Ondan sonra da İngiliz neyi bilmem nesi diye bizim gibi düşünen hocalara veriyor, veriştiriyor. Arkadaşlar, eğer bunlardan Kur'an neden yetmezin cevabını almak isterseniz namazdan başka soru bulamazsınız. Kur'an yetmez. Niye? O zaman hadi bana namazı göster. Başka bir şey yok arkadaşlar. Dostlara tavsiye ederim. Benim kitabım Bana Namazı Göster. Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından satın alındı. 485 sayfa. İçinde ne var biliyor musunuz? Bana namazı göster diyenlerin gerçek amaçları, hileleri, üçkağıtları, asıl hedefleri. Onların amacı namazı Resul'den öğrenmek değil, size devesediği içirmek. Hedef bu. Yoksa hadislerdeki namazların ne halde olduğunu açıp okuyabilirsiniz. Tirmizi ve Buhari'nin namaz, ezan, abdestle ilgili bütün hadislerini aldım. İşime geleni değil. Bütün hadislerini aldım. Okuyun, bakın bakalım. Kur'an yetiyor mu? Kur'an yetmiyorsa ne hale geleceksiniz? Kendiniz görün. Selam ve dua ile.